Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün sürpriz yumurtaları açacağız. Ayrıca arkadaşlar bende de bir değişiklik hissetmişsinizdir ya da görmüşsünüzdür. Gözlük takmaya başladım. Dün göz doktoruna gittim. 1. dereceden miyopmuşum. Evet arkadaşlar benim de sürpriz yumurta aldım. Şimdi açacağız da. O yüzden bana gözlük verdi. Bundan sonra gözlük takacağım. O yüzden ben de büyüdüğümde dersime bakacağım. Sonra da su batacağım, dersine takacağım. Biliyor musunuz? Evet, Elsa da diyor ki telefona bakacağım, gözüm bozulacak, ben de gözlük alacağım diyor arkadaşlar. Yani demek istiyor ki buradan size mesaj veriyor. Öyle tabletlere, telefonlara uzun süreli bakmayın diyor. Televizyona da 3 metreden yakından izlemeyin diyor. Değil mi Elisa? Ben o saatten bir tane istiyorum. Sonra ağzından istiyorum. Büyük ihtimal benim gözüm, ben kitapları yakından okumayı seviyorum. Evet, belirli bir mesafe. O zaman ben yumurtayı yakından açıyorum. Ama genelde burada olması lazım. O zaman ben yumurtayı... Ders çalışırken de hep böyle yapıyorum kitabı. Mesela masanın üstünde ya. Şöyle eğiliyorum, bakıyorum. Evet, ondan da olabilir. 30 santim mesafe olmalı diyorlar arada. Arkadaşlar, ama ben dibine giriyorum. Evet, çok yakından arkadaşlar, bakınca olmuyor. Arkadaşlar ben yumurtayı o saatten böyle açıyorum. Evet, Elisa hadi, böyle uzaktan hadi açalım. Açıyor. Hadi açalım. Oh. Merak edeceğim, bir ses çıkıyor. Oynamur çıktı. Oynamur mu? Evet. Hem de 2 tane. Ben de bir yapış da var yanımda. Elisa, bu hangi renk? Green. Green. Türkçesi ne? Açık yeşil. Evet, açık yeşil. Peki bunun da hangi renk? Black. Yok, black değil. Doğru gösterildi. Koyu kahverengi. İngilizcesi? Black. Brown. Brown kokuyor. Hadi iyi. Hadi ben de açayım. Aç bakalım Esin sen. Peki Esin'cim. Bu hangi renk? Blue. Türkçesi ne? Mavi. Esin'i alkışlıyoruz arkadaşlar. Esin artık renkli ayıcı biliyoruz. Sakız. Elisa sen bu rengi biliyor musun anneciğim? Blue. Türkçesi? Mavi. Evet. Sakızla çıkıyor ama. Bir dakika. Bir renk daha vardı. Esin burada bir oynanır daha vardı. Nerede? Heh. Evet. Kırmızı mı? Bunu... Pink. Bakalım. Evet. Pink ama buna aslında kırmızı diyeceğz. Dediğin çok haklı. Kırmızı ile pembe arasında bir renk. Peki Pink'in Türkçesi ne Elisa? Pink. Pink'in Türkçesi? Yani? Pembe. Peki kırmızının İngilizcesi ne? Evet. Aferin sana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Elisa her şeyi çok iyi biliyor. Peki bu ne renk Elisa? Purple. Purple yani? Mor. Mor. Peki Elisa'nın tokasını gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Ne kadar güzel bir çizim var. Dola değil, saç bandı. Özür diliyorum, saç bandı. Peki hangi renk senin saç bandındaki çiçek? Pink. Pink. Türkçesi neydi Pink'in? Pembe. Aferin. Hadi aç bakalım. Aferin, bir tane bıçak çıktı. Evet, evet. Bıçak da mı çıktı Esin? Ne benim kadar güzel. Benim de açılmıyor. Açayım mı? Açma. Seninki kahverengi yarım koymuşlar. Açamadım. Kahverengi yarım koymuşlar. Esin sakızını da çiğniyorsun hemen. Arkadaşlar Esin'in gözlüğü yakışmış mı? Alt yorumlara yazın bunu. Yoruyorum işte. Yumuşacık. Değil mi? Bana bir boşa versene. Yok, hayır. O bıçak hangi renk Elisa? Purple. Purple yani? Tren geçiyor. Mor. Evet, mor. Sonunda. Peki bu hangi renkti? Lala. Yellow. Yellow. Türkçesi? Sarı. Harikasın. Tebrik ediyorum. Alkış. Bu şarkı öğrenmişsin. Ya ben buradaki yapbozları merak ettim aslında. Biliyor musunuz ne yapbozu olduğunu? O ne? Puzzle'ları merak ettim. Esin, onu bir açsana. Ne yapıyorsun Elisa bize? Kurabiye. Kurabiye. Aa, burada ne var Elisa? Bu ne? Bu şekil neye benziyor? Şekil. Tamam, ne şekli o? Kelebek. Kelebek. Hangi renk bir kelebek o? Orange. Orange. Orange'ın Türkçesi neydi? Bak kelebek oldu. Turuncu. Evet. Turuncu. Kahverengi kelebek yaptım. Değil mi? Evet, bakın. Bakın, kahverengi oyun hamuruyla oynuyor Elisa. Ay, çok tatlı. Ay. Ay, yanlışlıkla yüzüne bulaştı. Aa, yoğurdum varmış. Ne varmış? Yoğurdum da varmış. Yoğurdun da varmış, süper. Oo, ben içerim onu. Onu içersin, o sağlıksız bir şey aslında. Hiç içmemen gerekiyor onu. İki. Hasta mı? Kelebek gitti. Kelebek gitti, uçtu gitti. Ama nereye uçtu? Öbür dünya. Ve ne? Evet, Esin de bize harfleri yaptı. N harfi, pembe bir N harfi arkadaşlar. Pink N. Pembe N. Elisa bize ne yapıyorsun? Tabii ki bir anahtar. Aa, sol anahtarı yapıyor arkadaşlar. Müzikte bir terim bu. Hangi renk peki o? Sol anahtar. 4 çarpı kalıp diyor. 4 tane kalıp demiş. Ama burada 3 tane var. Oldu. Evet, sol anahtarı oldu değil mi? Müzik yapıyor öyle bize. Niye isim bak kelebek var, sol anahtarı var, ne var, 2 var. Bundan. Onunki ayrı. He, hepsi ondan çıkmadı yani. Hadi diğerini de açalım işte. Ben de mavimi açmadım. Yeşilin İngilizcesi neydi? Ben unuttum. Elisa sen biliyor musun? Green. Green. Aferin Elisa'ya. Sen de söyle. Green. Ay açamıyoruz da. Ay açamıyoruz. Ya Elisa ben bunun rengini çok merak ettim. Sen biliyor musun bu öfkeli? Red. Şu dişansının da bilmiyorum. Bu pijamasınınki evet rengi tam belirgin değil. Biraz kızıl, açık pembe ve kahverengi var. Ama ayaklarını biliyorsun sen. Ayak. Şunu açar mısınız? Açarız. Ayakları ne renkti bunun anneciğim? Bilmem. Black. Bak Black. Siyah. Black. Gördün mü? Kafası çok kızarmış, kıpkırmızı olmuş. Adı üstünde öfkeli. Öfkeli. Beyaz bak, bir gömlek bak. Giymiş. Şöyle de spor olmuş şimdi de. Evet. Ay ne kadar kızgın. Elisa ben sana bunu versem hem bak kutunun aynı renginde sen de bana kelebekli soru anahtarını ver. Hayır. Anne lütfen. Hayır istemiyorum. İstemiyorum. Sen bunu aç anneciğim hadi. Bunu yapabilecek misin? Çok merak ediyorum. Tamam bir. Daha hiç şey. Ha, açılmış ya. Hı. Nasıl açılmış? İçinde kağıdı falan var mı? İyi de yalnız bunun öyle olmaması lazım. İçinde öfkeli de çok merakla bakıyor ne çıkacak diye Elisa gördün mü? Ne çıkacak? Acaba ne çıkacak? Balık var mı acaba? Yok. Su var ama balık da vardır. Sanki yengeç var gibisine geliyor. Burada şey buldum. Ne harfi? Ay siyah hamurum verilmişsiniz bana. Siyah hamurun yoktu ki kahverengi hamurun vardı. Yeşili açalım. Bakalım buna. Hadi aa, beraber yapmaya yumuşacık. Çalışalım. Yeşil yumuşacık. Esin evet. Esin sen bunu yapabilir misin? Zor. Daha zor mu? Hiç yapılmadan görmedim ya. Hmm. Wow. Ama parçası fazla olmadığı için kolay. Tahminen yapabilirsin hemen. Hemen. Bu arada arkadaşlar Esin konuna böyle Esin ve Elisa şeklinde yazı yazmış, dövmeye benzetmiş. Ama siz böyle şeyler yapmayın çünkü bunlar sağlığa zararlı, değil mi Esin? Evet. Niye yaptın? Evet, sen niye yaptın? Niye benim sözümü dinlemiyorsun? Hiçbir fikrim yok. Bunlar kanserojen arkadaşlar, vücudunuzda birikiyor. Aa! Elisa yaptı arkadaşlar, bir parçasını birleştirdi. O Elisa'nın yapması, o kendisi yapacak. Bu arada arkadaşlar Elisa bu puzzle'ları çok güzel yapıyor. Onunla birlikte bir defa yapmanız yeterli. Bunu nereye koyacağız? Nereye koyacağız acaba? Bilmiyorum. Yeşil güzel değil mi yani? Yumuşak ama ele yapışıyor. Bakalım benim mavim nasıl? O da yumuşacık. O da mı yapışıyor? Elisa, ha? Mavinin İngilizcesi neydi? Blue. Blue. Aferin sana. Şimdi en rahatsız edici video. Sıkmayacağım. Aa, böyle kalacak. Ben şunu merak ettim ya. Ben yapayım bari bunu. Siz yapmıyorsunuz, ben yapacağım. Ve asıl şimdi rahatlatan video. Bakalım. Bir elbisini verir misin? Şunu sarayım bari. Ben de. Evet. Bay bay. Şunu yapalım ya. Ay ay. No. Yes. No. Yes. İzin vermiyorum. Benim yapmışım. Tamam ama birlikte yapın. Olmaz. Bunu şimdi ilk defa yapacağınız için zor olacaktır. Aynen. Hadi bakalım. Önce renkleri benzeyenleri bir tarafa alalım. Aynı sırada olma ihtimalleri yüksek olduğu için. Yaptım. Wow. Yaptım. Her eve bir resim lazım. Niye fazla mı geldi Elisa? Bak ablan ne yaptı, görüyor musun? Gördün mü? Bitirdi. Sen öyle dur. Ya. Eline sağlık Esin'cim. Sağ ol. Ay. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Elisacığım görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye.